Hadi hadi yoksa geçmeyin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insan yaratılışını anlatırken Estaizu billah لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِرِينَ buyuruyor. Şüphesiz biz insanı en güzel surette yarattık. Sonra da onu aşağıların aşağısına yolladık diyor. Biz insanı en güzel surette yarattık. Kur'an'da, ayette bu en güzel suret ahsen-i takvim kelimesiyle ifade ediliyor. Ahsen-i takvim. En güzel yaratılış, en güzel şekil demektir. ثُمَّ رَدَدْنَهُ اَسْفَلَ الْسَافِلِينَ Sonra onu aşağıların aşağısına yolladık. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا Bu aşağıların aşağısına da olmaktan esfel-i safirin, aşağıların aşağısına girişmekten Cenab-ı Allah diyor ki onlar hariç, onlar müstesnadır. İman ederler, salih amel işlerler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Bunlar müstesnadır diyor Allah-u Teala. Şimdi tabii ki Allah-u Teala Kur'an'ın birçok yerinde insanın yaratılışını değişik şekillerde anlatmıştır. Yani insanın yaratılışı çok farklı. Birkaç tane ayet var, birkaç farklı ayet var. Mesela diyor ki bir kan pıhtısından yarattık diyor. Efendim mesela bir başka ayette topraktan yarattık diyor. Bir başka yaratılışından bahsederken de Allah-u Teala diyor ki biz insana ona kendi ruhumuzdan üfledik diyor. Ve ruhun ne olduğunu sorarlarsa sana de ki ruh benim Rabbimin bir emridir. Estaizu billahi yes'elûneke anil ruhi kulir ruhu min emri rabbi ve mâ utîtum min el-ilmi illâ kalîlâ. Sana ruhtan sorarlarsa de ki ruh benim Rabbimin bir emridir. Şüphesiz size ilimden çok az şey verilmiştir. Tabii bu çok az şey verilmiştir ayetinden. Alimler diyorlar ki insanlar var oldukları müddetçe, şu dünya var oldukları müddetçe, var olduğu müddetçe birçok konuda insanlar bilgi sahibi olacaklar, bilgileri artacak, çok şey öğrenecekler insanlar. Yani kainatla ilgili, varlıkla ilgili, hayatla ilgili birçok şey ama ruhun gerçek manada sırrını çözemeyecekler. Yani ruhun mahiyetinin ne olduğu konusunda insanlar daima çok az bir bilgiye sahip olacaklar. Allah-u Teala bizi yaratırken topraktan gelen bir yönümüzün olduğunu söylüyor. Toprak, bizim mayamızda, yapımızda toprak var, çamur var, kan pıhtısı var yani. Veya bir çiğneblik et var. Birçok bu ayet-i kerime bunları böyle alak diyor mesela. Yani birçok kelimelerle ifade ediyor. Bizim bir böyle olan yönümüz var. Bir de emir alemi dediğimiz. Ruhani, nurani ve Allah katında yüksek, yüce, âli olan bir yerden gelen bir yönümüz vardır. Haşa, Allah'tan gelen bir şey değil. Allah'tan bir parça hiç değil. Bunu daha önce konuştuk. Allah'ın ruhu Allah'tan bir parça anlamına gelmiyor. İnsanın ruhu gibi bir anlam ifade etmiyor bağlantıyı. Çünkü Allah parçalardan meydana gelmemiştir. Allah'ın cüzleri yoktur Celle Celle. Ama Allah-u Teala onu yüksek, yüce, âli olan bir makamda yarattığını söylüyor Cenab-ı Allah. Rabbinin bir emridir ruh. Şimdi ruh temiz, yüce, üstün, âli bir şeydir. Ama bir de bizim toprak olan, çamur olan, bizim kan olan bir yönümüz vardır. Seydamallah Muhyiddin, kaddesallahu aleyhi ve sellem, tasavvufta bazı konuları bilmek gerekiyor. Yani bu yolun yolcularının, bu saadet ikramın yolunda olanların kendisini de tanıması gerekiyor. Kendini bilmesi de gerekiyor. Yani bu bir zarurettir. İnsanın kendini bilmesi önemli olduğu için Kur'an-ı Kerim insanı birçok özellikleriyle sayısız ayet-i kerimelerde anlatmıştır. Ama önce orijinine bakmak lazım. Yani senin temelin nedir? Sende ne var yani? Sende ne var? Sen onları bileceksin ki sendeki şeylerin nereden geldiğini bilesin. Yani sana gelen düşünceler, kalbine gelen hisler, duygular, korkuların, sevinçlerin, üzüntülerin, beklentilerin, yani bunların nerelerden geldiğini, zevkler, bir de vücutta mesela zevk denen bir yön var. Lezzet denen bir kavram var insanın varlığında. Şimdi bunların herhangi birisinin nereden kaynaklandığını bilmek çok zor bir iştir. Ama bunu çözebilir bir insan.
Çözerse insan kendi hayatına düzgün bir nizam verebilir. Neyin nereden geldiğini bileceksin yani. Bu neyin nereden geldiğini bilmek, kendisinin ne olduğunu bilmek, kendisinin de ne olduğunu bilmek o kadar büyük bir şeydir ki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri bu fıkh-ı ezel olarak kabul edilmiştir. Bu mukaddes bir bilgi olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden tasavvufta bu kavram çok kullanılmıştır yani. Mesela Yusuf Has Hacip ne diyor? Kutad bu bilik diyor tasavvufu anlatırken. Kutsal bilgi diyor yani onun manası budur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bunun, bu işin yani dünya ile hayatın dengesini doğru kurmanın ve kendini doğru bilmenin bilgisinin diyor bütün sahifelerde bildirildiğini, indirildiğini söylüyor yani. Estaizu billah inne hâze lefis suhufil ula suhufi İbrahim ve Musa. Yani İncil'de, Tevrat'ta böyleydi. İbrahim'e, Musa'ya inen sahifelerde de Allah-u Teala diyor ki baki olan, kalıcı olan şey ahiret hayatıdır. Bu dünya hayatı gelip geçici bir imtihan yeridir. Zaten insan dünyanın gelip geçici bir yer olduğunu bilse, gerçek yurdunun, selam yurdunun, ahiret yurdu olduğunu bilse, buraya imtihan için gönderildiğini bilse, bu konağın, bu vücut dediğimiz, beden dediğimiz, ceset dediğimiz, nihayeti cesettir yani bunu değil mi? Bu konağın da imtihan için ona verildiğini bilse, insan o zaman Allah-u Teala'ya yönelirken, Cenab-ı Allah'ın emirlerine uyarken hem hiçbir sıkıntı çekmez, hem de günahla, haramla ve imtihanla karşılaştığı zaman bunun sonucunun ne olacağını iyi hesap eder. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir rivayette Cihad-ı Ekber diyor, büyük savaş diyor, insanın kendiyle savaşını. İnsanın kendi içindeki sıkıntı, şey, kavgasından bahsederken Cihad-ı Ekber diyor. Bu hadis literatürlerde geçmiş bir kavramdır, Cihad-ı Ekber. Büyük zatlar buna da fıkh-ı ezel demişler. Çünkü bu bütün peygamberler bununla mücadele etmişlerdir. Hazreti Adem ta yaratılıştan, ilk yaratılıştan tutun, bugüne kadar gelen bütün kavgaların temelinde insanın nefsinin hastalıkları ve nefsinin tasallutu vardır yani. Bu yüzden kalp hastalıkları, kalbi günahlar dediğimiz şeyleri çözmek, nefsin sıfatlarını bilmek, ruhun sıfatlarını bilmek ve bunların ahkamını bilmek gerekiyor ki insan Allah-u Teala'nın yolunu nasıl tutturacağını bilsin. Seyyidina Mevlana Muhyiddin Kaddesallahu Sıra ve Aziz Allah-u Teala derecesini âli eylesin. Bir gün bana bir şey anlatıyor. Letaiflerden bahsediyordu. Letaif. Letaif mesela Nakşibendi tarikatında kalp virdinde kemale eren kişinin, kalbini tasfiyesinde muvaffak olan kişinin onu bitirdikten sonrasında verilen ikinci bir zikir şeklidir. Letaif. Aslında insanın sadece bu şu anda bizim hepimizin yaptığımız bu kalp virdiyle, zikriyle, yani lafza icelen zikriyle kalplerimiz temizleniyor, boşaltılıyor. Dünyalık şeylerden uzak tutuluyor. Yavaş yavaş oraya Cenab-ı Allah'ın muhabbeti, Cenab-ı Allah'ın yakınlığı, Cenab-ı Allah'ın huzuru bunlar kalbinize yerleşiyor yavaş yavaş. Ama bunun kalbe yerleşmesi çok büyük bir hadisedir. Yani düşünün ve yavaş yavaş siz kalbinizin farkına varmaya başlıyorsunuz. Kalbin ne olduğunu öğrenmeye başlıyorsunuz. Belli bir müddet sonra kalp o kadar büyük bir şeydir ki Hazreti Ali radıyallahu teala diyor ki bütün şu kainatı bir insanın kalbine koysalar diyor bütün kainatı. Yani şu galaksiler, şu samanyolları, şu bütün bu evren dediğimiz şeyi bir insanın kalbine koysalar kalbinin bir köşesine onun varlığının farkına bile varmaz. Yani kalp o kadar büyük bir şeydir. Bu yüzden Allah-u Teala bir hadisi kutsi'de ben yere, göğe, arşa, kürsiye sığmadım. Ama mümin kulumun kalbine sığdım diyor. O tabi cismani, fiziksel bir sığma değil herhalde. Ama Allah'ı anlamak, Cenab-ı Allah'ı anlama yolunda bir şeyler, mesafeler kat etmek, Allah'a iman etmek, Allah'ı bilmek konusunda ancak kalp gibi muhteşem ve muazzam bir şey gerekir ki insan Rabbini bilebilsin. Yani Allah'ı bilmek için size verilen kalp, Allah'a iman etmek için, Allah'a yaklaşmak için size verilen kalp o kadar da büyük bir şeydir. Virde başlarken ilk dönemlerde insan önce tasfiyedir.
Önce kalbinin boşaltılması ve temizlenmesi. Kur'an-ı Kerim teskiye diyor, teskiye, temizlemek, arıtmak yani. Kur'an bile ifade ediyor bunu. Bu peygamberliğin de görevlerinden birisidir. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ اَنْفُسَهُمْ diyor ayet-i kerime. Peygamber onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Hikmet sünnettir yani. Bu ayette geçer. وَيُزَكِّهِمْ اَنْفُسَهُمْ onların nefislerini temizler, arıtır diyor. Yani bunu çok ilginçtir. Nefislerini temizler derken ayet-i kerime bunu öğretir demiyor. Bak kitap ve hikmeti öğretir. O bir öğretim işidir. Anlatmadır. Ama temizleme bil fiil yapılan bir iştir. Yani fiilen yapılan bir iştir. Ve yüzekkihim enfusahum. Peygamber onların nefislerini temizler diyor ayet-i kerime. Arıtır diyor. Bir diğer ayet de zaten kad aflaha men zakka ve kad khabe men dessaha diyor. Kim ki temizledi, arıttı o felaha erdi diyor. Şimdi mesela bunu insan yapar, devam eder. Bir müddet sonra kalp önce boşalır. Mesela gelip viride başlayan kardeşlerimiz, tesbihat çekmeye başlayan kardeşlerimiz, bu birkaç hafta bu konuyu konuşacağız inşallah. Başladıkları zaman bir müddet bir şey hissetmediklerini söylüyorlar. Yani çekiyoruz. Bu bir şey hissetmeme, 3 ay, 5 ay, 3 yıl, 5 yıl insana göre değişir. Sürebilir. Yani bir şey hissetmiyorum. Sanki böyle bir zikretmiyor. Efendime söyleyeyim. Ya senin kalbinde zikri engel o kadar şeyler var ki. Mevlana'ya bir gün birisi geliyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne kudüsesi ruhu. Yani diyor ki ben işte maneviyatta bir şey görmüyorum. Kalbime nur girmiyor, bir şey girmiyor falan. O bir müddet başlamış bu vazifelere. Öyle geliyor kendi halini şikayet diyor. Mevlana Celaleddin Rumi kudüsesi ruhu diyor ki bir insan istifra ederken bir şey yemez diyor. Hiç kusmakta olan bir insana bir şey yedirmeniz mümkün mü? Biz diyor bize geleni önce istifra ettiririz diyor. Boşaltırız yani kalbin içindeki şey. Kalp tamamen boşalacak, temizlenecek hem boşalacak. O virdi çekerken en azından şu kadarını söyleyebiliriz. Günlük 5000 virt kalbinizi hem temizler, kalbinizin yeniden kirlenmesine engel olur. Yani yeni şeylerin girmesine de, tekrar dolmasına, tekrar kirlenmesine de engel olur 5000 virt. Böyle bir özelliği vardır bunun. Bunu yapar bir insan bir müddet sonra kalbi zikir haline geçer. Kalbin zikri derken insanlar yanlış anlıyor. Kalbin zikri, kalbin Allah deyişi duyulur ama kulakla duyulmaz. Ama duyar, bunu zikreden duyar. Allah nasip etsin hepimize. Ama bu kulağınla duyma değil. Bu rüyanda görme gibi bir şeydir. Gözünle mi görüyorsun rüyanda? Bu yüzden kalbin zikrini duyan, yani o kalp zikir haline giren kişi bunu duyar. Bunu duyar ama o duyuş kalple olan, yani duygu organlarıyla olan bir duyuş değildir. Tasavvufta birçok haller böyledir. Ama o bilir yani. Bilir, farkındadır. Ne olduğunu çok çok iyi bir şekilde bilir. Nereye geldiğini, nasıl olduğunu anlar. Zaten bir insanın tarikata girip bir mürşidin yanında intisap edip amel etmesinin en büyük faydalarından biri de yavaş yavaş ondaki farkındalık oluşur. Yani kendi yaptıklarını şuurlu bir şekilde yapmaya başlar. Yani adım adım düzgün, disiplinli bir ilerleyiş, bir yürüyüş vardır. Şimdi bunu yapsa, bir müddet sonra kalp zikri kemale erse, onun kalbi hakikaten tam zikir haline girse, kalbin zikir haline girmesi, tabii sadece kalbin zikir haline girmesi değildir. Ruh aynı nefs gibidir. Ruhla nefsi şöyle düşünün insan vücudunda. Biri kan dolaşımı, biri lenf dolaşımı. Lenfatik sistem yani. Nasıldır? Bütün vücudunun her yerinde nefsi vardır senin. Nefsin başı bir yerdedir. Onu anlatacağım biraz sonra. Nefsin şeyi, orijini bir yerdedir mesela. Ama nefs parmak uçlarımıza kadar, kirpiklerimize kadar her yerimizde vardır. Ruh da bizim parmak uçlarımızdan tutun kirpiklerimize kadar, saçımızın teline kadar her yerimizde vardır. Büyük bir zat, affınıza sığınarak anlatacağım çünkü bu imtihan dünyasıdır. Hepimiz bu imtihanlardan geçeceğiz. Bir gün diyor ben zikir halindeydim diyor, tefekkür halindeydim, seccademin üzerindeydim diyor. Birdenbire diyor çok affınıza sığınıyorum, hepinizden özür diliyorum ama bunu anlatmak zorundayım diyor. Anlamanız için yani. Diyor birdenbire bir şehvet duygusu geldi diyor bana. Yani özür diliyorum cinsel istek geldi diyor. Tam seccademin üzerinde, Rabbimin huzurundayım. Tam o huzurda böyle bir istek gelince diyor kendimden çok rahatsız oldum kendimden diyor.
Yani böyle bir huzurda, böyle bir duygunun, böyle bir hissi gelmesine filan. Diyor böyle hemen işimi bıraktım, ayağa kalktım. Ve diyor, dedim kendi kendime, dedim ki ben çok özür diliyorum sizden. O cinsel isteği getiren cinsel organımı kendimden kesip atayım dedim diyor. Yani kendimden uzaklaştırayım vücudumdan dedim. Böyle bir düşünceyle. Diyor seceden üzerinde doğururken diyor, o sırada bir ses bana dedi ki otur yerine. Biz istesek sen o cinsel organındaki isteğin, şehveti vücudundaki her kılda ve telde de meydana gelebilir. Yani biz istersek o isteği, o arzuyu vücudundaki her kılda bile aynı istek ve arzuyu uyandırabiliriz. O zaman diyor bunun yani ben diyor biz dedi ki o ses sana verilen uzuvlarda, organlarda tasarruf etme yetkin yoktur senin. Yani sen kalkıp zarar veremezsin kendi vücuduna. O zaman diyor bunun bir imtihan olduğunu anladım. Seccademin üzerine oturdum. Tekrar Rabbime sığındım. Allah-u Teala o hissi benden uzaklaştırdı diyor. Yani nefs ve ruh vücudunuzun her tarafında vardır. Bütün bünyenize dağılmış bir vaziyettedir. İşte Seyda anlatırken kadına sorusu. Yani bu virde kemale erdikten sonra bir insan onun alametleri var. Mürşidler bunu bilirler. Bunu zorlamayla falan yapamazsın. Yani ben şuraya geçeyim, yok ben bunu yapayım falan olmaz. Onun bir kısım belirtileri vardır. Ehli olan zatlar, gerçek müşriler bunu görür. Yani adamla baktığı an görür, hisseder zaten, bilirler. Onun belli belirtileri var. Ondan sonra letaif zikri verilir. İnsandaki asıl değişim ve insanın yaratılışının, yani hulkunun, ahlakının, insanın yapısının değişmesi, asıl yükseliş letaif zikri. Tabii ben kalp zikrinden sonra böyle letaifi anlatırken sanki kalp zikri basit bir şeymiş gibi düşünmeyin. O ilk adım, en büyük adım odur. Çünkü ondan sonrası zaten kolaydır. Ondan sonrası çorap söküğü gibi tabiri caizse gelir. Seyda anlatırken, kardeşim bana şimdi letaifi anlatıyordu. Bir şeydi neydi konu bilmiyorum. Dedi ki, nefs insanı kuşatmıştır dedi. İnsan dedi, dört unsurdan ve beş letaiften meydana gelir. Bir de nefsten meydana gelir dedi. Dört unsur sizin şu vücut, bir kere vücut bir konaktır. Vücut bir konaktır. Bir taşıma organıdır. Yani taşıma aracıdır, vasıtasıdır. Bu vücut neyi taşıyor? Nefsi taşıyor. Vücut neyi taşıyor? Ruh taşıyor. Nefsi taşıyor, ruhu taşıyor. Ruhi hayvani dediğimiz canlılık, yani fizyolojik yapıyı taşıyor. Bu vücut sadece bir taşıma vasıtasıdır ve bu vücut sadece bir savaş alanıdır, mücadele sahasıdır. Yani insanın vücudu odur. Bu yüzden bu insanın etle kemikten ibaret olan kısmı çok çok önemli görülmemiştir. Bu yüzden tasavvuf ehlinin yanında bir insan uzun boylu, kısa boylu, yakışıklı, yakışıksız, çirkin, güzel filan, siyah, beyaz. Bunlar Allah'ın dininde olmayan şeylerdir zaten. Mühim olan sen o bedenin sana ne için verildiğini bilmen ve onun gereğini yerine getirmendir. İnsanın vücudunu meydana getiren, bedenini meydana getiren dört unsur, anasır-ı arbaa denilen şeyler, hava, su, toprak ve ateştir. Bu bütün peygamberlerin anlattığı bir şeydir. Senin kendini tanıman için. Yani senin yapında, senin vücudunda, bünyende hava var, toprak var, su var ve ateş var. Bunlar şimdi tıbbi yönden hepsini açıklayabiliriz. Hava var, vücudun içerisinde birçok gazlar vardır biliyoruz. Öyle değil mi? Yani birçok gazlar insan vücudunun bünyesini meydana getirmiştir. Birçok elementler ve iyonlar vardır. İnsan vücudunu meydana getirmiştir. Bu hava. İnsanın vücudunda toprak vardır. Zaten insan vücudunu oluşturan proteinlerin, amino asitlerin hepsinin kaynağı, kökeni nedir? Topraktır. İnsanın bünyesinde ne vardır? Su vardır. İnsanın zaten %70, vücudun %70-75'i sudur. İnsanın bünyesinde ateş vardır. İnsanın zaten canlı olabilmesi için vücudun belli bir ısıda olması gerekiyor. İşte 36-37 derecelik bir ısıda olması gerekiyor. Ama bunlar, bu dört unsur, sizin vücudunuzun yapısında bulunan bu dört unsurun insanda meydana getirdiği bir kısım olumsuz huylar vardır. Yani karakter bozuklukları dediğimiz şeyler vardır. Mesela ateş unsuru bir insanda eğer baskınsa, etkiliyse, o ateş unsurunun insan üzerindeki etkisi
olumsuz etkisi, çok acımasız, zalim ve sinirli, asabi bir insan olmasıdır. Mesela su unsuru bir insanda baskın ve etkinse, bu o insanda iki yüzlülüğe sebep olur. Ahlak bozukluğu olarak iki yüzlü. Girdiği kamış şeklini almak yani. Anlatabildim mi? Hava unsuru bir insanda baskınsa, o insan kibirli ve gururlu olur. Havanın o insan üzerindeki, onun yapısındaki havanın, insan üzerindeki olumsuz, kötü huyu, kibir, gurur ve enaniyettir. Ucuptur, kendini yüksek görmektir. Toprak unsuru bir insanda baskın olursa, bu da dünya sevgisine sebep olur insanın bünyesinde. Yani insanın sahip olabileceği ve Allah'ın istemediği kötü huyların hemen hemen büyük bir çoğunluğu bu dört unsurdan kaynaklanır. Ve bu dört unsur nefsin askerleridir. Nefsin askerleridir. Halbuki ruhun, nefsin askerleri bakın şeydir, tırnaklı, yani tabiri caizse böyle dişli ve tırnaklı askerleri vardır. Yani yıpratıcı, zarar verici, tırmalayıcı askerleri vardır. Ruhun ise askerleri çok şeydir, nedir ismi? Manevi, latif askerlerdir. Mesela sevmek ruhun bir askeridir. Üzülmek ruhun bir askeridir. Efendime söyleyeyim. Bunlar ruhun askerleridir. Yani latif olan askerleridir. Şimdi ruhla nefs çarpışırken ruh bütün bu unsurları asker olarak kullanarak şeye saldırır. Nedir ismi? Ruha saldırır. Nefs yani. Bir insan letaif zikri verilirken o insanın kendi yapısıyla ilgili onu anlatır. Senin vücudunda nefs var ve bir de ruh var. İşte ruhi hayvaniye girmiyorum. Ruhi hayvani vitalite, canlılık dediğimiz şeydir. Asıl insanın ölümü hayvani ruhun insandan ayrılmasıdır. Yoksa insani ruhun bir insanın bedeninden ayrılması ölüm değildir. Bunu unutmayınız hiçbir zaman. Ruhi hayvani bitkilerde de vardır canlılık. Ruhi hayvani hayvanlarda da vardır. Ruhi hayvani cinlerde de vardır. Ama meleklerde mesela ruhi hayvani yoktur. Anladınız değil mi? Nefs yoktur meleklerde mesela. Ruhi hayvani ve nefs sadece insanlarda ve cinlerde vardır. Nefs sadece insanlarda ve cinlerde vardır. Ruhi insani dediğimiz şey ise insanlarda ve cinlerde vardır. Ama meleklerinki zaten şeydir, nurdur. Yani onlar nurdan halk edilmişlerdir. Şimdi nefs ve ruh, temeli bu. Yani temel iki şey, asıl iki düşman. Seyyid'e anlatırken dedi ki, kıddasallahu aziz, nefsin iki başı vardır dedi. Nefsin iki başı var. Nefsin bir başı tam göbektedir, bir diğer başı da insanın iki kaşının ortasındadır. Ve aynı mübarek ellerini hatırlıyorum getirdi böyle, öyle şey yaptı, sardı beni iki eliyle. Nefs dediği aynı sanki bir ahtapot gibi insanın vücudunun her tarafını sarmıştır. Nefs aynı zamanda ruhun da üzerini sarmıştır. Ruhu da kuşatmıştır. Ruhun üzerine çöreklenmiştir yani. Anladınız değil mi? Bu yüzden büyüklerin nazarında mesela ruhun bulunduğu yerde, yani insanın ruhun bulunduğu yer olarak kabul edilen şey, ruhun gözünün bulunduğu yerde iki kaşın ortasıdır. Yani kalp gözü dediğimiz şey bir insanda nerededir? İki kaşın ortasında. Şimdi ilim bugün işte epifizi buluyor, hipofizi buluyor. Efendim söyleyeyim, çok ilginç. Mesela epifiz tam bu şeyin arkasındadır. İki kaşın ortasındaki yerin arkasındadır beyinde. Ve epifizin yapısı retinadır, biliyor musunuz hiç? Gözle aynı yapıdadır. Çok ilginç bir şey yani. Büyükler böyle anlatmışlar. Ve bu nefs iki başı var. Bu iki baştan göbekte bulunan başı şehvetin yeme içmeyle ve affedersiniz cinsellikle ilgili bütün arzu ve isteklerinin kaynağı olur. Buradaki baş ise kibir, gurur, ucub, böbürlenme, büyüklenme gibi hastalıkların kaynağı olan başı budur. Bu baş, buradaki baş, nefsin buradaki başı aynı zamanda kalp gözünde üzerini örtmüştür, kapatmıştır. Dedim ya, nefs bütün vücudun her tarafını bir ahtapot gibi sarmış. Nefsin sardığı bütün her yerin altında da ruh var. İşte Allah-u Teala'nın
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı en güzel surette yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ dediği budur. Alimlere göre ahsen-i takvim Allah'ın ruhlar aleminde sırf mücerret, soyut ruh olarak yarattığı haldir insanı. Anladınız değil mi? Ruhlar aleminde en güzel suret sadece ruh halinde olan yaratılıştır. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ dünyaya gönderdik. Esfele safilin demek ruhun insan vücuduna ama nefsin örtülmesinin altına indirilmesidir. Yani vücuda ruhun yerleştirilmesidir ama o ruh tıpkı bir karanlık perdenin altında gibi, tıpkı kuşatılmış bir şey gibi nefsin içerisine hapsedilmiştir. Yani nefs onun her tarafını sarmış, bu esfel-i safilin olarak kabul ediliyor. İşte Allahu Teala'nın yolunda, fıkh-ı ezelde veyahut seyr-i sülük dediğimiz şey, ruhu nefsin o tasallutundan yavaş yavaş kurtarmak, çıkarmak ve sonra da onu Allah'ın davet ettiği yurda, esenlik yurduna, selam yurduna onu yollamak, göndermektir yani. Şimdi insanın canlılığının sebebi hayvani ruhtur. Hayvani ruh dediğimiz şey canlılık, hayat yani. Vitalite dediğimiz şey. O vücuttan ayrıldı mı o canlı ölür. Ama ruhi insani dediğimiz şey, insan vücudundan ayrılırsa insan ölmez. Neye benziyor, ne gibi? Bunun en güzel örneği işte rüyalar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, ruh çıkar, gezer, dolaşır, sonra döner diyor. O ruhi insanidir işte. Siz mesela uyuyorsunuz, gece rüyanızda kendinizi Ahmet'le beraber görüyorsunuz. Mehmet'in yanına gitmişsiniz, İstanbul'a gitmişsiniz filan gibi şeyler, rüyalar görüyorsunuz ya, bu rüyalar işte ruhun çıkıp gezmesidir. Geçici olarak vücudu terk edişleridir. Uyku hali, rüya hali. Bu yüzden insan sabah uyandığı zaman, ya Rabbi bize tekrar hayat verdin bu sabah. Yani tekrar bize hayat veren, bizi sabaha kavuşturan Rabbimize hamdolsun diye dua ederiz. Seyr-i sülük dediğimiz şey, bu dört unsur tarafından ve nefs tarafından kuşatılmış olan, bir de vücudumuzda kapatılmış, üzeri kapatılmış olan letaifler vardır. Bir de ruhun asıl şeyleri olan, ruhun kuvvetleri olan letaifler vardır. Vücuda buna ait bazı yerler var, bir şeyler var. Mesela bunlardan birisi kalptir. Kalp savaş alanıdır. Yani şey nedir ismi, pardon, vücut savaş alanıysa ruhla nefsin, kalp savaşın cephesidir. İki askerin, iki karşı tarafın direkt karşı karşıya geldiği yerdir. Bu yüzden oradaki savaş çok önemlidir. Oradaki savaşın galibiyeti veya mağlubiyeti küfür veya imandır. Ama elinle, ayağınla, başınla, dilinle, kulağınla işlediğin günahlar, hatalar nedir? Zarar verir ama imanını zedelemez. Zarar verir. Yani Allah-u Teala seni imtihan ediyor. Cenab-ı Allah nefsinle imtihan ediyor, isteklerinle, beklentilerinle, hırslarınla. Yani bunların isteklerini yerine getirdiğin zaman, mesela şurada bir şey var, çal onu. Elinle hırsızlık yapıyorsun, günah, ameli bir günah işliyorsun. Ama kalbinle bir şey işlersen, o senin ebediyeti tamamen kaybetme sebep olur. Bu yüzden büyük zatlar öyle diyorlar. İnsanların cennete veya cehenneme girmeleri amelleri sebebiyledir. Ama cennette veya cehennemde sonsuza kadar kalmalarının sebebi kalpleridir diyor. Bu yüzden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz demin kalp zikrinden, kalbi temizlemekten, tezkiyeden bahsettim. Bahsederken onun önemini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Ela inne fil cesedi mudgatun. Dikkat edin. Vücutta bir et parçası vardır. Eğer o temiz olursa bütün vücut temiz olur. Eğer o kirlenirse, bozulursa bütün vücut bozulur, kokar, kokuşur yani. Fesada uğrar yani. Hadi söyle diyor, fesada uğrar. Elâ hiyel kalbu diyor. Dikkat edin, o kalptir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kalp, işte vücutta sol memenin dört parmak aşağısında kabul edilir. Ruhun yeri, ruhun insan vücudundaki yeri, tasavvuf büyüklerine, Saadet-i Nakşibendiye göre sağ memenin dört parmak altındadır. Ruhun yeri buradadır. Bir de insanda sır denilen bir şey vardır, bir letaif vardır. Adı sırdır. O sır da sol memenin iki parmak üzerindedir. Bir de hafa diye bir şey vardır.
bir letaif vardır, beş letaif vardır. Kalp, ruh, sır, hafi ve ahfa. Hafa sağ memenin iki parmak üstündedir. Bir de ahfa. Ahfa denilen bir letaif vardır. Hafa, hafi gizli demektir hafa. Ahfa ise ötelerin ötesi anlamına geliyor. Gizlinin gizlisi yani. Ahfa gizlinin gizlisi. Ahfanın yeri de boyun çukuru olarak kabul ediliyor. Boyun çukuru. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ki en önemli insanın şeylerden birisi bu boyun çukurluğudur. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnsana yakınlığını anlatırken estağfirullah nahnu akrabu ileyhi min hablil verid diyor. Hablil verid şu buradaki şah damarıdır. Şah damarının adı Arapçada hablil verid'dir. Tıpta arterya karotis denilen damar. Allah diyor ki biz insana şah damarından bundan daha yakınız diyor. Anladınız değil mi? Ahfa da burada kabul ediliyor. Nefsin yeri de biliyorsun demiştim iki kaşın ortasıdır. Şimdi letaif zikri verilince bu beş talik amel etmeye başlar. Bunların üzerinde zikreder. Yani kalp, ruh, sır, hafi, ahfa ve nefsin üzerinde zikreder. Bunları zikrinde de yavaş yavaş kemale erdikçe o letaifler nefsin şeyinden kurtulurlar. Nedir ismi? Tasallutundan kurtulurlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya doğru yükselmeye başlarlar. Bu seyri sülukta yani tasavvuf yolculuğunda bunun adı oruçtur, yükseliştir yani. Yükseliş. Bu gider, halife olacak olan zatlar da onların hepsi geri döner. Bazen üç tanesi geri döner, bazen iki tanesi geri döner, bazen dört tanesi geri döner. Bu Allah-u Teala'nın muradıdır. Ama bu seyri sülukta kalp virdinizi, kalp zikrinizde kemale erdikten sonra sizi çok çok büyük bir şeyin beklediğini biliniz yani. Bu tasavvuf çocuk oyuncağı değil. Tasavvuf soficilik oynamak değildir yani gerçek tasavvuf. Gerçek tasavvuf kendinizi tamamen Allah-u Teala'ya adamaktır. Rabbani olmaktır. Allah Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Vallahu yed'u ile darisselam diyor. Ve yehdi men yeşâ'u ile sırâtin müstakîm. Bu çok ilginçtir bu ayet-i kerime. Allah sizi bunu çoğu insanlar işte ahiret yurdu filan olarak tarif etmişlerdir. Öyle tarif eden müfessirler de var. Ama Allah sizi selam yurduna davet etmektedir. Ve yehdi men yeşâ'u ile sırat-ı müstakim. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Hani günde beş defa sırat-ı müstakim istiyoruz ya Allah-u Teala'da namazda, her Fatiha'da. Bu o kadar zor bir şeydir ki sırat-ı müstakim. İşte sırat-ı müstakim o bütün letaiflerin gerçek yurdu olan emir alemine gitmesi ve kavuşmasıdır yani. O zaman işte insanın huyu, ahlakı, her şeyi mesela insanın normalde insanda iki yüzlülük, riyakarlık ve gösteriş sebebi olan su unsuru terbiye edildikten sonra bu sefer o insanda saflık ve duruluğun sebebi oluyor. Ona dönüşüyor ahlak olarak yani. Mesela insanda zulmün, asabiliğin, haksızlığın, acımasızlığın kaynağı olan, bu hep bu insanları görüyorsunuz etrafınızda bu tür özellikle. O ateş unsuru bu sefer İslam için, Allah için şiddete dönüşüyor. Yani Allah için öfkelenmeye dönüşüyor. Sadece Allah için, nefsi için öfkelenmiyor artık. Mesela efendim insanın vücudunda bulunan o hava unsuru bu sefer çok daha yücelmeye, yükselmeye ve tevazuya sebep oluyor. Toprak unsuru insanda terbiye edildiği zaman bu sefer kabrin altına ve ahirete düşkünlüğe dönüşüyor. Yani tasavvuf, tarikat gerçekten bir insan ciddi alırsa, bir insan evradını, eskarını ciddi bir şekilde yerine getirirse, İlla ki ilk başta sizin yapacağınız, bizlerin yapacağımız nedir? Sadece biraz istirahatimizden fedakarlık yapmaktır değil mi? Uykumuzdan, gezmemizden, tozmamızdan, eğlenmemizden fedakarlık yapıp zikre oturduğunuz zaman ama, virde oturduğunuz zaman, tesbihata oturduğunuz zaman Allah'ın sizden birçok isteklerin olduğunu bilin yani. Allah sizi bütünüyle istiyor, tamamıyla istiyor Rabbül Alemin sizi. Rabbani olmak kendisini Allah-u Teala'ya adamak demektir yani. Hazret, mesela Hazret Kaddesallahu Sırrahu Aziz vefat döşeğindeyken meşhurdur. Melai Mezzer Şeyh Alaaddin yani halifeleri onun başucunda duruyorlar. Dönüyor, Mela diyor şu anda vücudumun üzerinden diyor
5 tane nur sütununun diyor arşa kadar yükseldiğini görüyorum burada diyor. O 5 tane sütun mermer nur sütunu gibi diyor gördüğüm şeylerin hepsi halifeleri hepsi diyorlar ki letaiflerini görüyordu. Yani o letaiflerinin ne kadar tam kemal noktasına kadar gittiğini görüyordu. Allahu Teala bu güzellikleri tatmayı bize nasip etsin. Ama bu yola giren bir insan, bu tasavvuf yoluna giren bir insan bilecek ki tarikata girmek, tasavvuf yoluna girmek, yan gelip yatmak, bir şey yapmamak, işini gücünü başkasına bırakmak falan demek değildir. Tam aksine bütün varlığıyla buna yönelecek. Her şeyiyle yönelecek. Sahabe-i kiram bu seyr-i sülükü Resulullah'ı gördükleri an bitiriyorlardı. Bir anda aleyhissalatü vesselam. Sahabenin seyr-i sülükü buydu. Yani Efendimiz'i görmek sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu seyr-i sülükün yerine geçiyordu. Bir defa bile olsun görmek veya onun tarafından görülmek. Bu yüzden diyoruz ki hiçbir veli hangi makama mertebeye çıkarsa çıksın sahabelere ulaşamaz. Sahabe bütün bu seyr-i sülükü Resulullah'ın bir tek bakışıyla aleyhissalatü vesselam bitiriyordu yani. Ondan sonraki savaşlar, eziyetler, işkenceler, yorgunluklar hepsi onların makamlarının ayrıca yükselmesine sebep oluyordu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek veya onun tarafından bir tek defa görülmek bu manevi seyr-i sülükün hepsini bir anda sahabeye bitirtiyordu, yaptırıyordu yani. Cenab-ı Allah bu faziletlere bizleri kavuştursun. Allah-u Teala azla yetinmek hastalığından hepimizi kurtarsın. Azla yetinmek hoş bir şey değil. Bu yolda kabul edilebilir bir şey değildir azla yetinmek. İnsan kendini bilecek, ondan sonra da Rabbini bilecek. Kendinin acziyetini, kendinin zavallılığını, kendinin her zaman rahmete muhtaç olduğunu, her zaman Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilecek. Bu zatlar, bu büyük zatlar öyle makamlara, öyle yerlere Cenab-ı Allah onları nasip ediyor ki öyle makamlara, mertebelere çıkıyorlar ki nihayet bir müddet sonra rüyalarında Allah-u Teala'yı görmeye başlıyorlar. Bu çok üstün bir şeydir. Rüyada Allah-u Teala'yı görmek bütün en üstünün alimlerine göre caiz. Anladınız değil mi? Şey yok ya, Allah-u Teala görür rüyada. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ben 100 defadan fazla Allah'ı gördüm diyor Celle Celaluhu Celle Şanuhu. Kendisi söylüyor bizzat. Çok böyle büyük zatlardan, selefi salihinden rüyalarında Allah-u Teala'yı ama keyfiyeti meşhur tabii. Gören zatlar vardır. Ben bir seferinde askerken hafta sonu Seyda'nı ziyaretine gidiyorum. Kozluk ilçesinden bir böyle orta yaşlı bir hoca bindi. Tanımıyorum filan. Yanıma oturdu. İşte kimsin, nereye gidiyorsun filan diye konuşurken dedi ki valla ben Seyda Mola Muhyiddin'i ziyarete gidiyorum dedi filan. Ha öyle mi, ne zaman tanışıyorsun ona filan dedim ben ona. Dedi ben onun talebesiyim dedi. Yani çok eski ilk talebelerinden birisiymiş. Kozluk'ta yaşıyormuş. Dedi sana bir şey anlatayım dedi. Dedim buyur hocam dedi. Seyda öyle bizzattır ki dedi bak. Ben dedi yıllar önce dedi. Yani Seyda'nın yanında yeni okumuştum. Dedi yıllar önce dedi. Bir gece dedi rüyamda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Efendimiz'i gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi hemen ertesi gün kalktım. O sevinçle hemen Seyda'nın ziyaretine gittim. Dedi elini öptüm oturdum anladım. Rüyamı anlattım filan. Bir rüyamı tabir etti. Dedi inşallah rüyanın manası bu diyor filan. Diyor ondan sonra bana dedi ki elhamdülillah dedi. Rabbül Alemin'e hamdolsun. Ben de bu gece Allah-u Teala'yı gördüm dedi. Ona demiş Seyda. Ama alim, o da alim yani iyi bir alim. Tamam. Yani Seyda dedi böyle bizzattır. Gidip geliyorsun dedi. Bil yani istedim filan. Neyse. Gittik Seyda'yı ziyaret ettik. O hoca ertesi gün ayrıldı. Seyda'yı ziyaret gece kaldı gitti. İkinci gece ben Seyda'nın yanında oturuyorum. Kimse yok dedim. Seyda bir şey sorabilir miyim filan dedim. Dedi buyur sor dedi. Dedim siz dedim Allah-u Teala'yı görmüşsünüz rüyanızda dedim. Yok dedi o dedi başka bir Meryem Muhyiddin var o görmüş dedi rüyanda dedi filan böyle. Dedim Seyda dünkü talebeniz bana anlattı dedim. Benim sizden ricam dedim. Sizden bir tek ricam var. Nasıl gördüğünüzü dedim merak ediyorum.
Yani nasıl gördünüz? Bak çok ilginç ya. Rüya o kadar ilginç ki bir tasavvuf büyüğünün gördüğü rüyanın şeyine bak. Dedi keyfiyeti meşhur. Yani tarifi yok dedi Allah görmenin. Dedim nasıl gördünüz? Dedi Allahu Teala'yı gördüğüm an dedi. Ben Cenab-ı Allah'ı gördüm dedi. Allahu Teala'yı görür görmez dedi. Dedim ki ya Rabbi beni Muhammed'in hatırına affettirin diyor. Aleyhissalatü vesselam. Bak çok ilginç. Muhammed'in hatırına aleyhissalatü vesselam beni affet dedim. Diyor Allahu Teala bana dedi ki ey kulum dedi sen bilmiyor musun dedi. Ben izin vermesem Muhammed bir şey yapamaz. Bak rüyanın büyüklüğünü görüyor musunuz? Tevhid, tevhidi görüyor musunuz? Yüceliğini yani. Ben izin vermesem Muhammed bir şey yapamaz. Aleyhisselatü vesselam. Diyor dedim ki ya Rabbi biliyorum ki bütün emir ve ferman senindir. Ama Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam senin yanında çok kıymetli olduğu için ben onun hatırına isterim diyelim. Diyor ben öyle deyince Allah-u Teala dedi ki ey kulum ben seni affettim. Yani mecburi anlattı Seyda böyle. Düşün. Bir insan düşün o mertebe. Ama Seyda sadece ben size söyleyeyim. Seyda Şeyh Ahmet'in yanında amel ederken kaddesi olsun. Onu öğrendim benim mesela. Sadece kalp zikri verdiği 125 bine kadar çıkmış. Her gün 125 bin defa Allah'ı zikrediyormuş. Düşünebiliyor musunuz yani? Sadece kalp verdiğinin geldiği yer. Artı ama onlar artık yemesi, içmesi, oturması, kalkması her hali, her şeyi onlar zikrediyor. Mesela ben Seyda'yı işte son zamanlarında gördüm. Son 3-4 yılında gördüm. Allahu Teala'ya hamdolsun. Yani bizde misafir olduğu zamanlar oldu. Seyda uyurdu, istirahat etmek üzere yatağa uzanırdı. Üzerini örterdik. Sonra böyle mesela yavaşça bazen kapıyı açık bırakırdık. Hafif aralık yani bir şey istese sesini duyarım diye. Dalmış uyuyor Seyda. Uykusu da yarım saatti. Ben böyle yavaşça şey ederdim bazen böyle kapının ucundan böyle. Bakıyordum uyuyor ama şeyi oynuyor nedir ismi? Sakalı sürekli tepeşiyor. Sürekli zikir halinde. Devamlı zikir. Uyurken de zikir halinde. İşte böyle bizde misafir olduğu bir gece bir günün sabahında yani şöyle yatmaya çekiliyordu. Biz odamıza geçiyorduk. Uyuyacağız, istirahat edeceğiz filan diye. İnanın daha biz dalmadan bir bakardık. Takunya sesi filan kalkmış. Abdest alıyor. Yani uykusu o kadardı Seyda'nın. Uykusu o kadar bizzat bir şeyi bana anlattı. Onu yine onun bir talebesi bana Kozluk'ta anlattı. İlk Seyda'nın yanına gittiğim zaman, intisap etmek üzere gittiğimde biz bir evde misafirdik. Seyda bir taziyedeydi, ben de orada kaldım o gece. O evde kaldım. Ev bir eski müftünün eviymiş. Evin dört tarafı şeydi, balkondu. Yani bir ev dolamış bir balkon vardı yani. Ben ilk Seyda'nın yanında ilk tövbe ettiğim gece, adabı yerine getirdiğim gece bana bir oda verirler ama affedersiniz abdest yerine şeyden dolanıyor gidiliyordu. Balkondan geçiliyordu yani. Ben kalktım ilk Seyda'yla yani ilk intisap ettiğim geceyi anlatıyorum size. Gece bir ara uyandım abdest ihtiyacım var. Balkonu dolanıyorum böyle Seyda'nın kaldığı odayı biliyorum. Bir iki köşe ileride diyor Seyda'nın kaldığı oda. Evin etrafını dolanıp böyle abdest yerine iniyoruz. Geçerken baktım perde hafif aralık. Ben de baktım içeri böyle perdeden. Baktım Seyda seccadenin üzerine. Yani namaz kılıyor. Sonra ihtiyacımı gördüm gittim uyudum. Gece bir müddet sonra yine uyandım. Yine gittim yine geçerken baktım perde böyle aralıktı. Yine şeydi yani rükuda mıydı, secdede mi neydi öyle bir şey. 4-5 defa o gece uyandım. Allah'ın hikmet yani. Belki bize ibretti, bize bir dersti. Uyandım, geçiyorum. Her seferinde baktım yani ya oturmuş secdenin üzerinde, ya tefekkür halinde, ya secdede, ya rükuda, ya bir şeyde, yani bir şekilde. Öyle şaşırdım kendi kendime. Sabah da kalktım dedim ki ya ben ne oldu yani ben de böyle 4-5 kere uyanmam gece normal diye. Yani normal bir şey değildi yani bir şeydi bir şey bana gösterildi yani. Başka ne işte tesadüf de değil ya diyebilirsiniz. Ama tesadüf derseniz hiçbir ders çıkaramazsınız bundan. Ben vallahi de abdest aldım sabah artık uyandı. Gittim Seyda'nın bulunduğu odaya girdik. Yani kahvaltıya bizi çağırdılar oraya filan. Gittim baktım yaşlı birisi var. Yaşlı birisi oturuyor. Seyda ile yaşıt birisi. Ama normal köylü birisi yani şey değil. Hoca falan değil. İçeri girdim Seyda abdest almaya çalışmış. Abdest alıyormuş. Oturdum böyle.
Adam baktı baktına zayıf böyle ufak tefek birisiydi filan. Dedim siz neredesiniz filan dedim. Dedi ben dedi Seydem ona Muhyiddin'in dedi çocukluk arkadaşıyım dedi. Çocukluk arkadaşıyım. Ben dedi erken geldim buraya sabah namazdan hemen sonra geldim. Dedi baktım böyle secdeden üzerine böyle başı önünde olmuş. Şey yaptım. Seyda nasılsın, iyi misin filan. Diyor baktı diyor dedim sen eser uyumadın mı yoksa gözlerinden diyor böyle yani şey. Diyor güldü Seyda. Dedi ki melekler uyumama izin vermiyor dedi. Ona söylemiş. Bizlerle bu tür şeyleri asla konuşmaz Seyda. Çocuk arkadaşıymış. Seyda dedi öyle bizzat dedi melekler onu uyumuyor. Bak, yani gece gördüğüm manzara ve sabah karşılaştığım şeye bak. Bunlar Allah'ın salih kullarıdır. Kur'an bunlardan bahsediyor. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'ın öyle kulları vardır ki tanınmazlar, bilinmezler. Davetlere çağrılmazlar. Böyle kodamanların büyüklerinin bulunduğu topluluklara davet edilmezler. Gelmedikleri zaman yoklukları fark edilmez. Gelirlerse de fazla itibar edilmez onlara. Ama onlar Allah'tan bir şey isterlerse Allah da ister buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın böyle kulları vardır diyor. Selam ala Muhyiddin kandasallahu aleyhi Allah-u Teala derecesini âli eylesin. Elhamdülillah. Böyle onu gördüğünüz zaman, huzurunda oturduğunuz zaman kalbinize Allahu Teala geliyordu. Yani Cenab-ı Allah'ı hatırlıyordunuz. Cenab-ı Allah'ı tefekkür etmek, tezekkür etmek, ahiret insanın aklına geliyordu, cehennem insanın aklına geliyordu. Bütün günahlarım aklıma geliyordu mesela onun yanında oturduğum zaman. Çok ilginçtir. Yaptığım hatalar aklıma geliyordu. Hayatımdaki boşluklar aklıma geliyordu. Boşa geçmiş olan zamanlarım aklıma geliyordu. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzun. Hazan o ayet-i kerimesi indiği zaman dikkat edin onlar Allah'ın veli kullarıdır. Onlar da korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar ayeti indiği zaman sahabe-i kiram diyorlar ki ya Resulallah biz bu velileri bu ayette anlatılan evliya Allah'ı nasıl tanırız nasıl biliriz? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlar görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatır buyuruyor. Onlar görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatır. Ben hep size Seyyidem Allah Muhyiddin'den bahsediyorum. Allah-u Teala bereketinden bizi mahrum etmesin. Cenab-ı Allah başı bizi onun nurundan, füyüzattan mahrum etmesin. Seyyidem Allah Burhan'dan bahsetmiyorum. Çünkü bana bile bahsetmeyi yasaklamış. Anladınız değil mi? Ama size bir tek hadise anlatayım. Niye böyle hep Seydem Ala Muhyiddin anlatıyorum? Anlayın. Zaten hayatım boyunca Allahu Teala onun ismini eksik etmesin benim ağzımda. Ama ben Seydem Ala Burhan Hazretlerinin, Üstadımızın, Efendimizin, büyüğümüzün yanına intisap ettim, tövbe ettim. Geldim. Aradan 15-20 gün geçti. Bir gün rüyamda gördüm. Burhanettin Efendi Hazretlerini, Seydamızı. Bana böyle baktı baktı. Bana dedi ki Mala Muhyiddin dedi. Aynen böyle. Senin dedi tesbihini nasıl arttırmıştı dedi. Ben de diyorum ki efendim bir defa da şu rakamdan şu rakama çıkardı diyor. Tamam aynen öyle yaptı dedi. Sabah kalktım. Tabii rüyayla tesbih arttırılmaz. Seyda'yı aradım. Dedim Seyda böyle böyle bir rüya gördüm. Rüyan gibi yap dedi sende. O zaman anladım ki aynı yoldayım. Anladınız değil mi? Yani Seyda'nın yanında olmak, Seyda Mala Burhan Hazretleri'nin yanında olmak, Seyda Mala Muhyiddin'in yanında olmakla aynıdır. Hiçbir fark yok. Sadece Seyda'mızın kandasını bize koyduğu bir şey var. Nedir ismi? Bir tahdit var yani, bir sınırlama var. Beni anlatma, benden bahsetme. Bazen de bahsediyoruz, şeyimizi de aşıyoruz nedir? Ama Allahu Teala bu büyük fırsatın kıymetini bilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Her şey onun cebi dolu elhamdülillah. O kadar güzel ve büyük şeyler var ki ama yeter ki sabretmeyi ve kalbimizle ona yönelmeyi bilelim yani. Bilirsek Allahu Teala bizi bu büyük kapıdan çok çok güzel şeylerle faydalandırır inşallah. Cenab-ı Allah Seyyidamullah Burhan Hazretlerini, Burhanettin Efendimiz'i, Seyyidamızı,
gözümüzün nurunu bizim başımızdan eksik etmesin. Bu büyük alimin, bu büyük salih kulun uzun ömrü için hepimiz hep dua edelim inşallah. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala hastalarımıza şifa versin. Cenab-ı Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Allah-u Teala borcu, sıkıntısı, darda olan kardeşlerimize de bir ferahlık versin. Cenab-ı Allah bu millete de bir selamet versin. Allah-u Teala ülkemizi, memleketimizi düşmanlardan, hainlerden, fesatçılardan, münafıklardan, artiyetli insanlardan korusun. Cenab-ı Allah idarecilerimizi bize, bizi de idarecilerimize layık etsin inşallah. Daha iyi olalım. Biz daha iyi olalım. İdarecilerimiz de daha iyi olsun inşallah. Allah-u Teala memleketimizi her türlü fitneden ve hıyanetten muhafaza etsin. Allah'a emanet olun efendim. El-Fatiha.